Yani ben şükür için buradayım. Şükür için bir mücadele vereceğim. Şükür için sana bu soruları soruyorum. Demedi. Demiyorsun. Aksine yani geçmişteki hıncınızdan dolayı benim işte kayınpederimle senin de dedenle işte sorunlar yaşadığı için onun öcünü alıyormuşsun. Yani kısacası amcana çok benziyormuşsun, amcan gibi davranıyormuşsun. Tamam, sordum, doğru mu söyledim? Ha, bak, lafı dolandırmayalım. Hayır dedim hanım, hiç alakası yok. Alakası yok. Öyle olsaydı ben amcamı savunurdum, yengemi. Şey yapardım, yengeme yüklenirdim. Ben amcama da çok yüklendim. Böyle olurdu. Bir şey olsaydı sadece amcama yüklenirdim. O zaman daha fazla belli olurdu. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bak kızıyorsun zamanında falan. Yani... Yenge bunların altına sığınma. Bak bir Türkan'ın sesini bunların alalım. Bunların altına sığınma. Ama Mustafa evde böyle sevgilisiyle gününü gün ederken. Yok, ikiz çocukları var, çocukları hasta. Bak çocukları hasta. Geçmiş olsun bu arada, çocukların hastaymış Türkan. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ha. Evet, çocuklarımın hastalığına rağmen. Mustafa sevgilisiyle gününü gün ederken, sevgilisiyle oyunlar oynarken, planlar kurarken bu kız çocuklar içeride hasta yatarken gelip ekranlarda kafasındaki soruları, çelişkileri soruyor. Tamam mı? Geçmişi unut, unut. Sen başkası de geçmişi unut. Soruyor dedi bana. Başkası sormuyor, başkası da soruyor. Herkes soruyor. Ama herkesin kuzeni, kafasında soru var. Kuzeni. Benim babamda da var sorular. Kuzeni. Bak o aileden yok, biri ya. Kuzeniyle hiç ilgisi yok. Kimsenin ilgisi yok. Ya sen kendin ya, konuşmuşsun buraya gelmeden önce Türkan'la. Sen kendin beraber konuşmuşsun. Türkan bana... Sadece laf alıyor. Ağzına laf aldı, verdi ya amcasına. He, laf amcasına laf aldı ya. Öyle mi? Ha. Laf vermezsin yenge, sen laf vermezsin ya, doğru. Söyledi laf ya. Fatma'daki lafları sen Mustafa'ya mı götürdün? Dedi ya, dedi ben burada dedi ya ben... Ne lafı yani, götürmüşüm kimlik, ben? Kimlik meselesini mesela bundan duydu. Aa, sen amcanla konuşuyor muydun? Hani konuşmuyordun? Sen orada da söyledin. Ben söylemedim. Yani amcası söyledikten sonra. O zaman ilk çıktığı zaman Didem Hanım, ilk çıktığı zaman. Ya ikiniz de kızgınsınız. Bak şu Zeynep'i geçelim. İlk çıktığı zaman. Ya Mustafa'nın oyunlarına geçelim. Siz aranızda kavga etmeyin, işbirliği yapın. Çok rica edeceğim ya. Yok. Ben kimseyle evet, ben o tarafı aynen bitirdim. Şimdi videonun aynen. Şükür Türkiye'den bekle. Türkiye'nin sesini al. Bekle bir dakika. Şu anda senin kızının 13 yıl önceki videosunu ele geçirdik. Gerçekten ele geçirdik, öyle söyleyeyim İnşallah yani. İnşallah Didem Hanım. İnşallah odur. Tamam. Kızının o videosu, senle beraber videosu şu anda Instagram'da. Arkadaşlarımız hazırladı. Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi. Şu anda o videoyu izleyiciler görüyorlar ve izliyorlar. Birazdan sen de göreceksin. Ama onun öncesinde bu Zeynep'in bir yalanları var. Yani sürekli yalan söylüyor. Sonra da Yasin'le beraber otogardaki görüntüyü ekranlara getireceğim. Önce yalanlar bir gelsin lütfen. Neredesin şu anda? Neredesin? Ben Isparta'dayım, kendi evimde. Kendi evindesin ama ben senin kendi evinde olmadığını biliyorum. Az önce resmimi çektim, attım oraya, evimdeki olan. Ne zaman gittin evine? Misin? Ne zaman gittin evine? Bugün sabah geldim. Dün akşam ama neredeydin? Dün akşam oradaydım. Dün akşam onun evindeyken niye insanları hepimizi kandırmak istediniz, biz ayrılmadık dediniz? Bir yayına katıldım, ben girdim bir arkadaş TikTok'ta, o çok üstlenince ben öyle söylemek zorunda kaldım. Mustafa'dan ayrıldınız mı, hala sevgili misiniz? Ben düşünüyorum ya, şu anda belki de ayrılabilirim. Ben inanmıyorum ki onun Mustafa'dan ayrıldığına. İnanmıyor, ben de çok ya inanmam. Benim ben ayrılıp ayrılmamak, ben her zaman söylüyorum, ayrılmamak önemli değil. Mustafa'nın katil olduğundan sen de mi şüpheleniyordun? Orada herkese söyledim. Doğanay ablaya da söyledim. Ben şüpheleniyorum dedim. Hamile olması yalan. Nereden biliyorsun? Evinde, o evde miydi? Nereden biliyorsun? Evi, yok yok. Bir insan evinde kızının ne durumda olduğunu, o başka bir şey. Karnında o ne başka olduğunu, bir onları şey görmez mi? Anlamaz mı? Fatma diyor ki Mustafa öldürdü. Niye öldürdü? Neden öldürdü ya, o zaman? İnanmıyorum. Göz görmeyince ben pek inanamıyorum da, göz görmeden bir şey diyemiyorum. Az önce şüpheleniyorum dedin, öldürmüş olabilir dedin. Ya şüphelenmek ayrıdır. Öldürme şeyine de hiç inanmıyorum. Zeynep yanında Tahsin ya da yok. Yasin yanında mı senin şu anda? Yok, ben tekim şu anda. Tahsin ya da Yasin yanında gelecekler mi? Yok valla, ondan haberim yok. Seni Isparta'ya kim götürdü? Ben minibüsle geldim. Kim vardı? Evet. Yanında kim vardı senin? Kimse yoktu. Kaçta ayrıldın Çarıksaray? Aylardan ayrıldıysan eğer. Saat 12'de. Saat 2 gibi eve geldim. Minibüste yanına erkek ya da kadın kim oturuyordu? Yok, tek yanımda kimse yoktu. Yanında Yasin olduğunu biz biliyoruz. Vallahi ben şu anda kimle geldiğimi, ne yaptığımı şey yapamam. Yasin de olabilir. Ben Yazıklar olsun şey davranıyor biliyorsun. Yanında Yasin varmış. Peki Yasin'in seni Isparta'ya götürdüğünü niye söylemiyorsun? Zeynep, madem her şeyi açık ya söylüyorsan. Ben kendi paramı verdim. Ben kendi paramla geldim. Tabii zaten ama. Ya. Neden bana yalan söylüyorsun ya. Zeynep? Yok, yalan değil. Hala da söylemedi de o yüzden. Yasin niye sana eşlik etti peki? Dövme yaptırmış, onları yenilettirmeye geldim. Yan yana neden oturdunuz diyor annesi. Ya Allah Allah, o benim sonuçta bir evladım yerinde bir... Senin evladın değil o. Hiçbir şey değil senin o. Fatma, beni neden bıraktın diye mi sayıkladı? Nasıl sayıkladı?
Yok, o Fatma ile alakası yoktu onun. Terleme yaptı, ağladı. Sonra bana döndü, bırakma dedi. Şu telefonu şey yapma. Yanında kim var? Kimse yok demiştin. Yasemar. Bir dakika. Yanında kim var? Bana kim olduğunu söyle lütfen. Yok, bayan arkadaşım vardı. Çay içiyoruz. Biz verir misin sesini telefonu duyayım? Ver sesini duyayım bayan arkadaşını. Şu anda bayan arkadaşımın şeyi değil yani. Bu ne soracaksanız bana Hayır, sorun. Bir soru sormayacağım. Bir kadın arkadaşım var. Ben Yasin'in yanında olduğunu biliyorum. Bayan arkadaşım diyorsun. Bir alo diyeceğim. Bir şey soru sormayacağım. Arkadaşım, bayan demedim. Arkadaşım var. Çay içiyoruz dedim. Az önce bayan arkadaşım var dedin. Yok, bayan arkadaşım demedim. Tamam, o zaman erkek arkadaşınsa ben Yasin'in sesini tanıyorum. Kapattı. Yasin onunla beraber ayrılmamışlar. Şimdi Yasin'in onunla beraber olduğunu da belgeleyeceğiz. Ama ben bu arada kızının videosunu ben de buradan Instagram'dan bakıyorum. Siz de bakıyor musunuz sevgili izleyiciler? Ay yazık ya. Ay tatlım benim ya. Ay bir tanem benim ya. Senin kızın. Sen de oradasın çünkü. Ama... Kalbimden bitkinim yar. Merak ediyorsun değil mi? Getireceğim ekranları da izleyiciler bir görsünler. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme de şimdi. Sen hatırlamıyor musun böyle bir videoyu? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hayır. Ah bir tane. Ah canım benim ya. Yine senin derdin. Vay. Bugün of Allah'ım, şimdi şu Zeynep'in diğer yalanı, otogardaki görüntüsü ve ekranlara gelsin de videoyu da ekrana getireceğim. Fatma'nın hatırlamasına bir zaman vermek istiyorum da siz Instagram'da görürken. Ama ısrarla böyle bir videoyu hatırlamıyor. Yasin'le Zeynep otogarda bize yalan söyledikleri de bir vazgeçme izleyicisi sayesinde net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada da dönerken olan video 21.30'da Isparta otogarında çekilmiş. Zeynep Yasin'le birlikte, Zeynep kod adlı Mehrican, poşetlerle Şarkıkaraç otobüsüne binip köye gidiyorlar. Yani şu anda köyde beraberler. Beraber Zeynep bir katil zanlısına yardım ediyor. Çünkü onun katil zanlısı olduğunu da Fatma karısı söylüyor. Gelsin o görüntüler. Kavga etmişle benziyorlar mı? Nasıl? Kavga ettik dedi ya. Yok canım, yalan sürekli, yalan ve sürekli planlar içerisinde. Yakın takipteyiz, bakar mısın? Yani Cici annesiyle beraber gidiyor, annesini de ekrandan çekilmeye çalışıyor. Ya çalışıyor Yasin. Yasin çok ayıp ediyorsun ya. Ya bu Şükür'ü var ya, çok özür dilerim. Yani sen sevdiğini söylüyorsun ama Şükür yani. Hiç dünyaya yokmuş gelmemiş gibi ya. Hiç dünyaya gelmemiş gibi. Oysa gelmiş, çalışmış, tarlada berabermişsiniz. O video, Instagram'da olan video, kızının videosu. Yıllar sonra sen kızını canlı canlı göreceksin. Keşke İnşallah. Şuradan yürüyerek gelse ama maalesef hayatta Yok. Değil yani. Gelsin ekranlara video. LED'e de verin arkadaşlar. Geçin onları, geçin. Geçin almasın. Alın Esa. Hadi Mesa, geliyor bir de. Prensin diye dedim ha. Hayır, bu alsın, tamam mı? Elleme. Ama altına gidiyorum. Vampirim ben. Vampiri verir miyiz sen? Bugün yine yar. Gel de sen gelirim. Ama kalbimden bitkinim yar. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler, ülkeler gezip seni anlatmak var. Yine senin derdindeyim bugün yine. Meylem Yıl çekmiş tuhafım diyor. Hatırladım. Gel de sen gelirim. Ama var mı yok mu hiç aklı yemiyor. Kızım, fotoğraf, aynı Şükür. Fotoğraflar mesela, o fotoğraflar da aynı zaman çekilmiş. Şükür oğlanlar, aynen. Sen inceciksin. Kaç yaşında burada? Burada
ya 11 yaşında ya 12 yaşında, ikisi de mi? Uzun boylu. Yıllar sonra kızının sesini duydun. Anne diyorsun. Sensin diye diyorum. Hayır bu anasın, tamam mı? Ellemek. Ama tatlına gidiyorum. Ne oldu? Vampir misin baba sen? Vampirim ben. Vampiri verir mi sen? Deşin onları, deşin. Geçin almışsın. Ne düşünüyorsun? O zamanlara dönem istemiyorum şimdi. Anne diyor, konuşuyor seninle. Öyle içine kapanık bir çocuk da değil anne. Yok. Diyor. Çalışıyor tarlada. Mustafa Efendi ne düşünüyorsun acaba kızının bu videosuyla ilgili, görüntüleriyle ilgili? Bilmiyor ki bile. Oradaki kim? Kim varsınız Mehmet. Burada? Kızı Meryem. Meryem'in kızı, Meryem'in kocası. Mustafa evet. Nerede o sırada? Yok. Diyor ya, ben de vardım diyor ya. Hani orada? Yok, evet. Yok. Oradaydım diyor ya. Ama kalbimden bitkinim. Hani anne diyor, sesleniyor. Seninle konuşuyor. Konuşuyor değil mi? Şefsiz ses. Şu sesi ben bir daha duyayım, sen bir daha duy. Demek ki seninle diyalog hali, o kadar içine yok, kapanık çocuk şey değil. Yani hamile olduğunu duysan, konuşsan her şey çok farklı olacakmış yani. O zaman daha kapanır. Bir daha dinleyelim. Deşin onları, deşin. Deşin almışsın. Alın Esa. Alın Esa, geliyor bir de. Bensin diye diyorum ha. Havayla bu, alsın tamam mı? Ellemek. Ama tatlına gidiyorum. Vampirim ben. Vampiri verir mi sen?